Şimdi tabii bu kuyruk acısıyla herhalde Yunanistan'a gittiği için Türk düşmanlığı da zaten genlerinde var. Yani Abdullah Öcalan'ı Amerikalılar verdi, yanlış bir tabirdir. Vermek zorunda kaldı, doğru bir tabirdir. Yunanistan'da gereğinden fazla bir Türk düşmanlığı üzerinden korunan bir siyaset var. Bugün de öyle. Cool olan, sakin duran taraf, yani bekleyen ve sonunda olaya müdahale eden taraf her zaman Türk tarafı. Hocam şükür kavuşturana. Sonunda. Vallahi kavuştuk. Yorumları takip ettiniz mi, tepkileri? YouTube'da çok fena linç döner ama bizim yorumların herhalde %99'u olumluydu. Bazıları yorumlar değişikti ama genelde çok iyiydi. O yüzden ben çok memnun kaldım gençlerin ilgisinden. Şimdi artık biraz daha derin konuları konuşmamız lazım. Derin konuları da konuşuruz usulünce. Usulünce konuşuruz hocam. Aynen öyle. Buyurun hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Ali Burak Darıcılı. Eski bir istihbaratçı, aynı zamanda Bursa Teknik Üniversitesi'nde akademisyen, doçent doktor Ali Burak Darıcılı. Hocam isminizi iki defa söyledim çünkü hak ediyor. Bence 10 defa daha söylemeliyiz. Sağ olasın, estağfurullah. En son 7 ay önce birlikteydik. Evet. 7 ay önce yayınladığımız video GZT'nin YouTube'unda ve diğer platformlarında milyonlarca farklı insan tarafından izlendi ve büyük bir alaka gördü. Evet. Bunun üstüne biz de daha sık istihbarat konuşmak istediğimizi fark ettik. Takipçi kitlemizin de istihbaratı merak ettiğini öğrenmiş olduk. Hocam bugün neler konuşacağız? Benim sorularım var ama önden ez cümle takipçilerimize şahitken bir şey söylemek istiyorum. Hep yurt dışından konuşuyoruz. Yurt içinden bir şeyler konuşabilir miyiz bugün? Konuşabiliriz. Açık kaynaklara yansıyan o vakalar olduğu sürece yurt içinden tabii ki konuşabiliriz. Bu konuda bence izleyicilerin dikkatini çekecek Savvas Kalenderidis vakasını isterseniz analiz edebiliriz. Güzel olur hocam. Ben kendisinin ismini duydum. Sanırım farklı görevlerle Türkiye'de bulunan ve istihbari faaliyetler yürüten biriydi ve hatta sıkıntılı şeyler de yapmış galiba. Tabii bayağı sıkıntılı şeyler ama karşılığını da ödemiştir yani. Şimdi başlayalım. 90'lı yıllarda İzmir, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu'nda görev yapıyor. Aslında Yunan istihbaratı Eyüp mensubu ama diplomat maskesiyle. Biz bunu istihbarat tekniğinde maske hayat hikayesi deriz ya da İngilizce karşılığı cover story deriz. Hani böyle teknik detaylar da vereyim de bazı izleyicilerimiz güzel merak ediyor. Agresif bir çalışma tarzına sahip. Nasıl oluyor Türkçe, agresif hocam? Ne yani demek? Hırslı diyelim. Kendisini sahada gösterme konusunda agresiflikten kastımız bu. Hani sinirlilik manasında anlamadım. Çok salça oluyor değil mi her şey? Evet. Çünkü burada tabii bazı avantajları var. Çok iyi derecede Türkçe biliyor. Çünkü Pontus, Karadeniz mübadele sırasında Karadeniz bölgesinden giden Rumlardan, o ailesi, o kökenden Türkçe'ye hakim, iyi bir eğitimi var. Bir istihbaratçı da olmazsa olmaz kurallardan bir tanesi de yabancı dil biliyor bulunduğunuz ülkenin ve sosyal kabiliyetleri yüksek, sempatik. Bir de bizim insanlarımızda yabancıların Türkçe konuştuğu zaman çok gereğinden fazla sempatik evet gelir. Bizde böyle bir gereğinden fazla misafirperverlik vardır. Bir Alman'da bu yoktur mesela, bir İngiliz'de bu yoktur. Bu bizim millet olarak özelliklerimizden bir tanesi de. Bunların avantajlarını da kullanarak bir de konsoloslukta görevde olduğu için sürekli insanlarla vize işleri, turistik işler, ticari faaliyetler kapsamında temas halinde oluyor. Dolayısıyla buradaki irtibatlarını kendi ülkesinin lehine kullanacak şekilde şahıslarla temasları geliştirmeye gayret ediyor. Hocam birazdan netleştirmek için soruyorum. Şimdi Savas Kalenderidis diye bir adam var. Bu adam Türkiye'de istihbarat faaliyetleri yürüten bir Yunanistan vatandaşı. Doğru mu? Evet. Türkiye'ye ne zaman geldi? Hangi yıllara tekabül ediyor? Sanırım yani 92-91 arasında olması lazım. 90'ların ikinci yarısından sonra da Türkiye'den sınır dışı edilecek. Ama sonra karşımızda Abdullah Öcalan'ın yakalanması olayı kapsamında Kenya'da tekrar karşımıza çıkacak. Öcalan'la da meseleleri var. Evet, yani böyle işte agresiflikten kastım bu. Biraz önce izlerseniz İzmir'den bahsedelim. Kendisi de bunu açık beyan ediyor. İzmir'deki yani şu anda mesela Yunan medyasında yine Türk düşmanlığı üzerinden bunu pazarlayarak sürekli yayınlara katılıyor. Hatta aktif bir şekilde sosyal medyayı da kullanıyor. Çavuşoğlu, κάνοντας έναν ετήσιο απολογισμό της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, πάλι σε ό,τι μας αφορά επικεντρώθηκε στην Ελλάδα. İzmir'de görev yaptığı dönemde Türkiye'ye zararları olmuş birisi. Mesela neler yapmış? Kendi beyanları da var açık kaynaklarda olduğu için. Örneğin Pontusçuluk, Karadeniz'deki Pontusçuluk faaliyetlerini teşvik etmiş. Buradan bazı o bölgeden insanlarımızı Yunanistan'da doktor öğrencisi olarak göndermiş ki bunlar doktor eğitimleri bittikten sonra Türkiye'ye gelip o bölgede Pontusçuluk faaliyeti yürütüyorlar. Yine kendi iddiası Kırıkkale'deki silah fabrikasının patlatılması, oraya sabotaj yapılması olayının planladığını kendisi ifade ediyor. Ama bunun daha agresif ve Türkiye'ye zarar veren İzmir'deki faaliyeti
3 tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun angaje edilmesi. Yani Türkçe'de devşirilmesi deniyor ama istihbarat terminolojisinde angaje diyelim. Bu şahıslardan bir tanesini öncelikle angaje ediyor. Bir bal tuzağı yöntemiyle. Bu subaylardan bir tanesi biraz gece hayatına düşkün, biraz playboy tarzı. Bu aynı zamanda bir pilot, F-16 pilotu. Tarzı bir yaşama sahip. Bu şekilde Yunan konsolosunda çalışan bir personel vasıtası, yine Yunan vatandaşı, bir bayan personel vasıtasıyla ilk tanışıklığı gerçekleştiriyor ve bu subay şahısla ilişkiyi belli boyuta getiriyor. Hatta yani ciddi derecede bu ilişki gelişiyor. Yunan karargahı, Eyüp'in karargahı bu faaliyetin gerçekten olabileceğini, o kadar büyük bir balık yakaladıklarına kendileri de inanmıyorlar ki bu Türklerin bir tuzağı olabilir diye düşünüyorlar. F-16 pilotunu Yunan adalarına götürüp gerçek bir Yunan F-16'sı kullandırıyorlar ki pilot olduğunu bize ispatla diye. Tabii bu şahıs belli, hem para ilişkisi devam edince belli, tabii bu istihbaratta şantaj boyutuna da giriyor. Bu para alışverişi, bilgi alışverişi kayıt ediliyor. İsteseniz de faaliyetten artık çıkamazsınız. Bu boyuta da doğru evriliyor ve bu boyuttan bu şahsın da gene yardımıyla başka subaylara da, senin tabirinle konuşalım, salça olma, onların da angaje edilmesi ve dolayısıyla 3 kişilik bir şebekenin tesis edilmesi söz konusu. Türkiye'nin o dönemde gizli kalması gereken çok önemli askeri mahrem sırlarının Yunanistan'a geçmesi söz konusu. Ama şunu unutmayalım. Türk istihbaratı, Türk kontrespiyonajı da uyumuyor. Yani onu da söyleyeyim. Uyumadığına gelmeden önce birkaç sorun daha olacak hocam. Şimdi bu Savas, Kalenterides dediğimiz ajan diyebilir miyim? Tabir olarak doğru mu hocam bu arada? Ajan kelimesini kullanmayalım. Tamam, istihbaratçı demeliyim. İstihbarat, Türkçe karşında istihbarat meslek memuru diyelim, İngilizce karşında case officer diyelim, istihbarat personeli diyelim. Tamamdır hocam. Ajan kim? Ajan onun angaje ettiği şahıslar ajan. Doğru. Ajan, eleman, haber elemanı. Doğru. Yani o bizde mesela karıştırılıyor. MIT ajanı. Yani istihbarat meslek memuru başkadır, haber elemanı ajan başkadır ki onların kategorileri vardır. Hani onları burada anlatmaya güzel gerek yok. Bir, yine de güzel bir bilgilendirme oldu hocam. Şu arada böyle bilgiler verelim ki bu istihbaratla ilgili bir korkunç bir dezenformasyon ve yanlış anlaşılmalar var. Gidermiş bu konuda da özellikle hani sizin takipçileriniz, gençler bu konuya ilgili birazcık da hani bilgi de edinmiş olsunlar. Sadece magazinsel bakmayalım hadise. Kesinlikle öyle. Hocam şimdi bu Savas Kalenterides Yunanistan'dan belli bir amaç doğrultusunda görevlendirilerek yola çıkıyor. Amacı kendi, evet, evet. Aynen öyle. Türkiye ile alakalı bize bilgi getir. Türkiye'de başka şeyler yap. Dediğiniz gibi o 3 tane subayın devşirilmesi durumunun da dahil olduğu aralarında. Sabotaj, sabotaj gibi vesaire. Günlük siyasi gelişmelerin rapor edilmesi. Peki neden dediniz ya farklı özellikleri var, işte sıcakkanlı, işte agresif bir tutum belirleyebiliyor. Türkçe bilmesi. Türkçe bilmesi çok önemli. Yunanistan neden Savas Kalenderi de seçmiştir? Bu özelliklere ek ne var onu böyle bir görev yapmaya muktedir? Zaten bu özellikler yeterince seçilmesinin yani en temel nedenleri. Hırslı bir karakter olması da önemli. Tabii motivasyon kaynağı olarak birazcık fanatik derecede Türk düşmanı olması da önemli. Bu adama ekstra çalışma noktasında motivasyon da sağlar. Tam olarak bunu merak ediyordum aslında. Yani şöyle söyleyeyim, istihbaratçı olmak için vatanseverlik duygusu önemli bir motivasyon. Bir Yunan vatandaşıysanız, onlar açısından düşünürseniz, onun da Yunan milliyetçisi ve Yunan vatanseveri olması gayet normal bir şey. Bizim nasıl Türkiye'deki bir istihbaratçı da olması gerektiği gibi. Kesinlikle. Peki bu Savas Kalenterides Türkiye'ye geldi. Konsoloslukta bir diplomat olarak çalışmaya başladı. İşte maske, hayat hikayesi. Kendi maskesini oluşturdu. Peki o dönemde ne kadar bir süre insanları inandırmak için vakit kaybediyor, vakit geçiriyor bu süreçte? Çünkü onun bir tırnak içinde istihbarat sorumlusu, istihbarat görevlisi olmadığının anlaşılması için orada iş yapması gerekiyor. Tabii normal günlük hayatta konsolosluk işlerini yerine getirir. O sırada insanlarla tanışır. Sanki normal öğle yemeğine çıkıyormuş gibi, normal akşam yemeğine çıkıyormuş gibi ailesiyle birlikte geliyor. Normal bir yaşantı sürdürür. Bu normal yaşantısının arasında dikkat çekmeyecek şekilde, işte bu maske hayat hikayesine uyumsuz olmayacak tutum ve davranış kalıpları içerisinde bu tür casusluk faaliyetlerini de yerine getirir. Bu konuda istihbarat meslek memurları eğitimlidir. Eğitimlidir değil mi? Ki kendisini takip eden Türk kontrespiyonajının dikkatini çekmesin. Ama oraya da gelelim. Türk kontrespiyonajı tecrübelidir. Baştan beri bu vakaya vakıftır yani. O hiç de yani bu adam bu kadar zarar verdi iyi kimse düşünmesin. Bedelini de kat ve kat ödettirmişlerdir. İstersen o kısmı da anlatabiliriz. Çok isterim hocam. Bedel nasıl ödendi? Bir de nerede fark edildi? Geldiğinden itibaren fark edilmiş miydi onun zaten tehlikeli bir görevin içerisinde olduğu? Evet. Nasıl durum orada? Tabii bu subaylarla teması... Şimdi belli bir seviyede, şimdi şöyle söyleyeyim, casusluk faaliyetlerinin nihayetlendirilmesi dış politikayla da ilgilidir.
belli bir seviyede belki faaliyet kontrol altında tutulduğu sürece Türk kontrespiyonajı izlediği sürece sesini çıkartmaz. Hani sakin ve sessiz kalmayı ve izlemeyi tercih eder. Çünkü o izleme faaliyetinde mesela Yunan istihbaratı ile ilgili çok önemli bilgiler elde eder. Hem de ne amaçladıklarını da görmüş olabilir. Onun sorduğu soruları öğrenir. Bu da bir kontrespiyonaj içerisinde bir karşı casusluk. Yani hedefinizle ilgili bilgi derlemek için de bazen izlemeniz de gerekir. Ama şimdi bu subayların angajesi ve bu ilişkinin belli bir noktaya gelmesi artık bu işin agresifleştiğini ve gereğinin yapılması gerektiğinin bir deliyle işareti artık diyelim. Evet. Çünkü bu artık izlenmenin ötesinde bir şey. Ortada bir de suç unsuru var. Ciddi derecede bir vatana ihanet unsuru var. Bunu artık yakalayıp delillendirip savcının önüne koymanız lazım. Bu sırada zaten bu iş delillendiriliyor, dokümante ediliyor. Ama aynı sırada bu subayların eşlerinden bir tanesi, eşinin çok fazla para harcaması gereğinden fazla, gece hayatında işte daha fazla ortalarda, yani eve daha az gelmesi diyelim, hani bir evlilik ilişkisi içerisinde de bu konuyu kendi eşinin amirlerine, subay amirlerine konuyu açıyor. Yani benim böyle bir durum var diye. İki iş aynı anda gelişiyor. Zaten bir kontrespiyonaj kontrolü var. Hadise zaten deşifre edilmiş. Buradan da böyle bir şikayet unsuru gelince bu iş artık nihayetlendirilme noktasına geliyor. Nihayetlendirilme şöyle. Bu diplomat olduğu için bunu tutuklayamazsınız. Bunu istenmeyen adam ilan edebilirsiniz. Persona non grata ilan edebilirsiniz. Delillendirirsiniz. Ondan sonra bu adama suçüstü yaparsınız. O sırada kötü muamelede bulunmamanız gerekir. Çünkü bir de sizin de Yunanistan'da arkadaşlarınız var. Mütekabiliyet esastır. Siz ne kadar bir agresif tutum gösterirsiniz, karşı tarafın da buna cevap vereceğini bilin. Yani o işler öyle göründüğü gibi değil. Vurdum karşılıklı. Kırdım parçaladım olmuyor. Vurdum, birkaç adım sonrasını düşünmen gerekiyor. Vurdum kırdım parçaladım olmuyor da yine de birazcık... Vurdum oluyor biraz. Bu konuda birazcık böyle Türk misafirperverliği belki tırnak içerisinde gösterilmiş olabilir mi bilmiyorum. Yani o yüzden bakalım, aynen öyle. Dolayısıyla bunu delillendirip, dokümant edip, istenmeyen adana ilan edip ülkesine gönderiyorlar. Tabii bu onun kariyeri açısından çok büyük bir ne diyelim handikap. Bunun Türk subaylarını angaje etmesi çok büyük bir başarı olarak gözükebilir. Başarıdır başlangıçta. Ama deşifre olduğunuz andan itibaren artık bu büyük bir başarısızlık ve fiyaskodur. Kendisini sosyal medyada pazarlıyor ama deşifre olmuş bir istihbaratçısın. Faaliyetin deşifre olmuş. Sen bana başarıdan bahsedemezsin. Hocam bir şey merak ediyorum. Tam bir fiyaskodan bahsedebilirsin. Ne elde ederse etsin bir istihbaratçı görev alanında, ona verilen görevin kapsamında sonunda deşifre oluyorsa başarısız mıdır? Evet, diyebilirsiniz. Başarılı bir istihbaratçı ya da bir istihbaratçının başarılı olmasının temel şartı şey değil mi? Bir yapacak görevini, bitecek. O görevi yaptığı hiç bilinmeyecek. Ama tabii o deşifre olduğu kısma kadar gerçekten çok önemli bilgiler temin etmişsen, çok ciddi derecede hedef ülkeye hasar bırakmışsan yine başarılı, bu başarı vardır. Ama mesela şimdi burada nasıl bir başarıdan bahsedemeyiz? Sen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, şerefli ordunun şerefli mensuplarına leke sürüyor birileri. Evet. Hani buradan kimse yanlış anlamasın. Şimdi bir takım bilgiler veriyorsun. Bu bilgileri, hangi bilgileri verdiğini sonra sorguda o subaylardan öğreniyorsun. Bu verilen bilgilere göre yeniden bir dizayn ve planlama yapıyorsun. Dolayısıyla ortada yani kalıcı olarak hasar sana bırakıyor ama bu hasarı temizleme sana şansı veriyor ve temizleniyor. Evet. O öyle kalmıyor. İşte böyle bir ihtimal yoksa bu faaliyet sırasında başka hani case'den bahsediyoruz. O zaman başarıdan bahsedebiliriz ama bu durumda başarıdan bahsedemeyiz. Çünkü telafisi olmuştur verilen zararın. Çok iyi anladım hocam. Şimdi yavaş yavaş aslında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la olan ilişkisine ve ona nasıl yardım ettiğine dair de bir konuşmamız lazım bence. Asıl bu Savas Kalenterides'in en önemli durumu da bence bu konuda karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi tabii bu kuyruk acısıyla herhalde Yunanistan'a gittiği için Türk düşmanlığı da zaten genlerinde var. Bu Abdullah Öcalan'ın Kenya'ya Yunan devletinin bazı unsurlarının da mihmandarlığında bilgisi dahilinde. O dönemde mesela Yunan başbakanının haberisi yok. Kostas Simitis galiba ismi. Ama Yunan servisi içerisindeki bazı unsurlarla, galiba Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı unsurlarla, yani devletin içerisinde, Yunan devletin içerisinde, yine Yunan devletine alternatif bir derin devlet mi diyelim artık adına ne derseniz deyin, ki ben bu tabiri sevmiyorum da, onların bilgisi de aynı, bu mihmandarlık yaparak bunu Yunan pasaportu da temin ederek Kenya Büyükelçiliğine gelmesine ve orada hani barınmasına, Türk baskısından, Türkiye'nin Türk istihbaratının kontrolünden ve baskısından kurtulmaya yönelik faaliyet yürütüyor. Burada şunu belirtmek isterim, hakkını vermemiz lazım. Yani başlangıçtan başlarsak Abdullah Öcalan'ın
çıkartılması, o rahmetli Orgeneral Ateş'in sınıra gelip o tehdit konuşmasıyla mı olmuştur? Türkiye ondan önce de tehdit ediyordu Suriye'yi, Baba Esad rejimini. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu sefer çok ciddi olduğunu ve gerçekten bu konuda artık çok ciddi bir şeyler yapacağını birileri Türk Devleti adına Suriye'ye ve Baba Esad'a göstermiş midir? Yani öyle değil. Tehdit edersiniz de bu tehdidin karşılığında bedel ödeyeceğinizi o bedelin bazı örneklerinin göstermiş olması lazım değil mi? Yani Abdullah Öcalan'ı Amerikalılar verdi, yanlış bir tabirdir. Vermek zorunda kaldı doğru bir tabirdir. Zaten o çıktığı andan itibaren eninde sonunda onu çıkartmak meseledir, o baskıyı kurmak meseledir, ciddiyeti göstermek meseledir. Buradan fiili bazı durumlardan bahsediyorum. Detayını söylemeyeceğim, söyleyemem yani. Anlamıştır o izleyicilerimiz. Dolayısıyla sonunda Kenya'da o kafesin içerisine düşmüş. Ha Kenya olurdu, ha Etiyopya olurdu, ha Oro olurdu, ha Buro olurdu. O zaten çıktığı andan itibaren o işin sonu belli. Orada büyük bir başarı vardır. Bu önemli, bunun altını çizmemiz lazım. Hocam Abdullah Öcalan Türkiye'nin işte 90'ların sonundan bahsediyoruz. En büyük sorunlarından biri PKK terörü. O PKK terörünün de elebaşı konumunda Öcalan var. Tabii hem ideolojik önderi. Hem ideolojik önderi hem de sorunlu bir durum söz konusu burada. Yunanistan'da Türkiye'nin tırnak içerisinde komşusu ve birçok farklı açıdan da aslında aynı noktada temas ettiğimiz ülke. Diplomatik anlamda farklı diyalog çerçevelerinde buluşabildiğimiz bir ülke ama orası bir plan kurup, bir plan yapıp Türkiye'nin en büyük musibetlerinden, belalarından biri olan Abdullah Öcalan'ı kaçırmak için, kurtarmak için, Türkiye'nin başına bela kalmasını sağlamak kullanabilmek için. Kullanabilmek için belki. Kullanabilmek için tam ona gelecektim. Ama sonunda elde patlıyor. Bir şeyler yapabiliyor. Dünyadaki istihbarat kuruluşları Türkiye'de dahil olmak üzere. Bu olaydan sonra çok büyük bir hükümet krizi meydana geldi. Yunanistan'da biliyorum. Aynı şey bu Yunanistan. Yani Yunanistan'da gereğinden fazla, yani gereğinden fazla kelimesi yanlış da bir Türk düşmanlığı üzerinden kurulan bir siyaset var. Bugün de öyle. Bunu Yunanistan siyasetini dizayn eden bir şey. Türkiye'de bu kadar Yunanistan ve Yunan halkı düşmanlığı söz konusu değil. O Yunan siyasetçiler bunun ne diyelim siyasi primini ya da siyaseten bunu kullanıyorlar. Bu Türkiye aleyhine kullanacağını düşündükleri olayları tezgahlıyorlar. Bu Abdullah Öcalan meselesi. Kardak krizi de aynı. Ama sonunda gelip Türkler olaya müdahale ediyor. Kardak krizinde de Yunanistan'da hükümet krizi oldu. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları istifa etti. Bakanlar istifa etti. Bu Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanınca da Dışişleri Bakanı, EİB'in Başkanı, Yunan İstihbarat'ın istifa etti. Kendileri çorap örüp kendileri o çorabın ne diyelim o yumağın kendi içinde boğuluyorlar yani. Hani kedinin yumağı dolanması gibi bir şey diyelim. Burada aslında şöyle söyleyeyim yani teşbih de hata olmaz. Cool olan, sakin duran taraf. Yani bekleyen ve sonunda olaya müdahale eden taraf her zaman Türk tarafı. Hocam, yani bu önemli bir şey. Şimdi aslında sorumu şu eksende sormak istemiştim az önce. Yani ülkelerin istihbarat faaliyetleri o kadar önemli mi ki bir ülkenin en önemli belalarından biri, en önemli sorunlarından birini birebir etkileyebilecek kadar istihbarat faaliyeti önemlidir. Doğru tabii mu? Tabii ki önemli. Şimdi iki boyutu var. Bir, size yönelik faaliyetleri öğrenmeniz için size yönelik negatif faaliyetle öğrenmeniz için istihbarata ihtiyacınız var. Gerekirse sizin karşı tarafa bazı işte ne diyelim planlar uygulamanız için, operasyonel faaliyetler uygulamanız için gene istihbarat servisine ihtiyacınız var. İstihbarat servisi devletin tırnak içerisinde tabii belli bir kanun ve nizam çerçevesinde görev yapan anayasal kuruluşlar ama devletin örtülü ve pis işlerinin de yapıldığı kuruluşlar. Böyle derin devlet, susurluk vari işler, böyle şeyler insanların aklına gelmesin. Belli bir kural ve nizam içerisinde kamu hizmetini yerine getiriyor. Nasıl başka bir devlet kurumu bu hizmeti yerine getiriyor? İstihbarat alanında da bir istihbarat servisi bu işleri yerine getiriyor. Her devletin istihbarat servisi bu işler zaten varlık nedeni, bu işleri organize etmek. Bunları iyi yaparsanız devletinize faydalı olursunuz. Siyasi karar vericiye faydanız dokunur. Siyasi karar verici doğru kararları alır sizin getirdiğiniz istihbarat çerçevesine. İyi yapamazsanız o zaman siyasi karar verici yanlış karar alır. Bunun bedelini de bütün toplum öder. Hocam tekrar Savas Kalenteridis'e dönersek. Şimdi bu bir Yunan istihbarat görevlisi. Türkiye'ye görev için gönderildi ya. Genelde tek başına mı gönderilir? Yok bir ekibi var mıdır? Gizli farklı yerlerde kamufle olmuş ekipleri var mıdır? O yardımcıları gelen, var mıdır yani, merak ediyorum.
angaje ettiği şahıslardan bir şebeke kuruyor bu tür şey. İlk gelişinden bahsediyorum. İlk gelişinde ben her vaka kendi içerisinde değişir. Burada tek başına geldiği kanaatindeyim ama elçi yani o dönemde konsoloslukta kendisi gibi maske görevinde bulunan başka Eyüp mensubu var mıdır? Bence vardır ama birbirlerinden bağımsızlardır. Şimdi bunlar birbirlerini bu istihbarat görevlileri elçilik içerisinde görev yaparsa birden fazlaysa birbirleriyle elbette ki bağlantılıdırlar ama istihbaratta bölümlenme diye bir ilke vardır. Herkes kendi işinden de sorumludur. Çünkü bir karşı tarafa bir angajı durumunda verilen hasar daha düşük seviyede kalsın diye. Kalabalık buna bir post denir. Kalabalık bir postsa mesela 4'ten 5'ten 6'dan sayı burada hani fark etmez önemli değil. Kalabalık bir postta zaten bir post şefi vardır. O post şefi zaten o bir istihbaratçıların hepsini koordine eder. Burada tabii deşifre olmamak, koordineli çalışmak ama deşifre olmamak çok önemli. Siz mesela sürekli yan yana gözükürseniz, sürekli elçilikte onun oda, öbür arkadaşınızın odasında bulunursanız sizin demek ki bir ortak noktanız olduğu açığa çıkar. Hocam peki bir ülkeye gönderilmiş bir istihbarat görevlisi kendi ülkesiyle iletişim nasıl kurar genelde? Burada teknik olarak çok dinlemeye uzak, çok böyle takibe takılmasına uzak şifreler mi kullanılır? Nedir durum? Şimdi iki boyutu var. Hani konu konuyu açıyor. Yurt dışı görevi iki boyutun oluyor. Bir legal rezidan dediğimiz bir de illegal rezidan dediğimiz iki boyutu var. Legal rezidanlar bir elçilikte ya da konsoloslukta ya da bir uluslararası örgütte diplomatik bir statüyle görev yapan istihbarat meslek memurlarına, case officer'lara legal resident denir. Bunlar diplomattır. O diplomatik görevi çerçevesinde istihbari faaliyetler yürütür. Yakalandıkları, deşifre oldukları zaman da istenmeyen adam ilan edilip ülkelerine sınır dışı edilirler. Bu birinci boyut. Bir de illegal resident dediğimiz herhangi bir diplomatik dokunulmazlığı olmadan bir cover story ile maske hayat hikayesiyle yurt dışı görevinde bulunan yakalandığı zaman da bir takasa kadar yani direkt hapse atılıp itham yani böyle ceza kovuşturmasına tabi tutulabileceğiz. Hatta belki daha kötü muamelelerle karşılaşabileceğiz. Bir de başka bir çeşit görev çeşidi vardır. Yani legal rezidanlarla illegal rezidanlar ikisi birbirinden farklı faaliyetlerdir. Bu konuda açık kaynaklarda aynen bu kelimelerle Google'da arkadaşlar arama yaparlarsa çok fazla kaynak bulabilirler. Şimdi legal rezidanlar nasıl irtibat kurar? Bunlar büyükelçiliklerdeki strong room'lar dediğimiz oradaki kripto haberleşme sistematiği üzerinden karargahlarıyla irtibata geçerler. Bu kriptoların kırılması pek mümkün değildir. Ayrıca da diplomatik kurye mekanizması kullanılır. Diplomatik kuryelerin dokunulmazlığı vardır. Açamazsınız. Sorgulayamazsınız. İçeriğine bakamazsınız. Da bakamaz mısınız? Bakılır değil mi? Bilmiyorum bakamaz. Peki. Bakamazsınız. Şimdilik bakamazsınız diyelim ona. Tabii o kuryenin şeyine bağlı. Yani bu Viyana Sözleşmesi'ne göre bakamazsınız da herkes her şeye yakalarsa bakar. Onu söyleyeyim. İllegal rezidanlar da kendi özel irtibat ve muhabere sistematiğini kurarlar. Yine bir kriptolu haberleşme programıdır. Bunların çeşitli yöntemleri var. Bunlar operasyonel planı yapılırken case officer'la desk officer'ın yani haber toplayıcısıyla haber analizcisinin birlikte faaliyetiyle planları her servisin kendine ait yöntemleri var. İstihbarat servisinden ayrılalı 8 seneye falan yaklaştı. Tabii benim artık bildiğim yöntemler son derece eskimiştir. Yeni teknolojiler gelmiştir. Benim onları bilmem mümkün değil. Bilsem de söylemem zaten. Teşekkür ederim hocam. Hocam Savas Kalenteridesi yavaş yavaş tanıdık. Ne yapmak istediğini anladık. Türkiye'deki faaliyetinin nasıl sonuçlandığını da az çok biliyoruz. Sonda sizden kısa bir özet rica edeceğim bu arada. Geldi, ne yaptı, ne olduğu konuşacağız ama ben bir de şunu merak ediyorum. Savas Kalenterides bir Yunanistan istihbarat görevlisi ya. Cesur bir adam mıdır? Yani bunun Türkiye'ye gelip bu görevi icra etmeyi kabul etme hali tehlikeli ve zor, kompleks bir şey midir? Tabii ki. Tabii ki. Pis bir durum yani, doğru mu anlıyorum? Pis bir durum değil. Bu bir görevdir yani. Pis değil. Ya devletiniz adına görev yapıyorsunuz. Tabii bu işin riskleri var. Tehlikesi yüksek diyeyim daha doğrusu. Tehlikesi yüksektir tabii ki. Hassas bir görev yapıyorsunuz. Yani zaten istihbarat mesleğin ama burada eğer maske hayat hikayenize uygun tutum ve davranış içerisindeyseniz, plan programı uygun davranış içerisindeyseniz kendinizi zaten riske yani o tehlikeli duruma düşürmezsiniz. Burada yani o ilk videomuzda da söylediğim gibi yani zekanız, plana sadık kalmanız, bir komplikasyon ortaya çıktığı zaman hemen pratik bir çözüm gösterebilmeniz, bu sırada emir komuta zinciri karargahınızla böyle uyum içerisinde olmamız işte mesela karargahın yeni adı kale deniyor. Kaleyle uyum içerisinde olmanız ya da eski tabirle riyaset diyelim. Ben riyaset kelimesini kullanırım.
riyasetle uyum içerisinde olmanız bence daha önemli. Yani bir ekip işidir. Bakın bu ekip işi, istihbarat ekip işidir. Kahramanlık değil. Akıllı, mantıklı insanların ve bir ekibin her şeyiyle, lojistiğiyle, şeyiyle, planlamasıyla bir ekip tarafından icra edilen bir faaliyettir. Kahramanlık hikayelerine gerek yok. Evet. Yani memleketin kahramanlara ihtiyacı var da görevini yapan adamlara ihtiyacımız daha fazla var ve iyi ekiplere ihtiyacımız var. Doğru hocam. Hocam bir de şimdi bu Savas Kalantarides koca Türkiye'ye gönderilmiş bir adam. Bu adam şayet ilk etapta yakalansaydı ya da böyle Türk devleti bilse de yani bilip mesela beklediği bir dönem söz konusu olmuş ki olayı çözebilmek için direkt üstüne çullansaydı, sorgulasaydı hangi bilgileri almak çok söz konusu olabilirdi? Evet, diplomatik dokunulmazlığı olduğu için bunu yapamazsınız. Yapılamaz mı? Yapılamaz. Ya onun buraya casus olarak girdiği bilinse dahi... Sınır dışı ilan edildi, sınır dışı. Sorgulayamıyorsunuz. Buradaki bunu yapamamanız... Sorgulayamıyor musun kesin olarak? Sorgulayamazsınız, diplomatik dokunulmazlığı var. Siz ona kötü muamelede bulunursanız eşit seviyede orada da karşılığı da olur. Bu mütekabiliyet, yapılanın bedelinin olması, istihbarat servisi personelini de yurt dışı görevlerinde koruyan bir şeydir. Legal rezidansa. Ama illegal rezidansa o işte kötü bir durum. Teşekkür ederim hocam. Hocam son olarak bu Savas Kalantarides Türkiye'den ayrıldığında şu an burada yaşıyor mu kendisi? Yaşıyor. Sosyal medyada aktif kullanıcı. Aktif şekilde paylaşıyor. Yani biz tabii Savas meselesini vaka olarak alıyoruz ki buradan aslında istihbaratla ilgili. Yani çünkü benim sosyal medyadan beni takip edenler benim vaka analizi yaptığım ki yurt dışı kaynaklı vaka analizi. Ki olayları böyle vakalarla analiz ederek anlatalım ki bu istihbaratla ilgili yanlış, saçma sapan affedersiniz böyle bu işi derin devlet kompletörleriyle açıklayan. Yani bunlara gerek yok yani. Bu iş böyle vakalar üzerinden anlatırsak daha açıklayıcı oluyor. Tamam hocam teşekkür ederim. Savas Kalantarides Türkiye'ye geldi. Artık hepsini anlattık, görevini söyledik, burada yaptıklarını söyledik, verdiği zararları söyledik. Günün sonunda gönderildi ve herhangi bir yaptırım hukuki alanda Türkiye uygulayabilmiş midir Yunanistan'a? Yani bu adamı göndermesi bir suç mu tırnak içerisinde? Yok, bunu tespit ediyorsunuz, delillendiriyorsunuz, istenmeyen adam ilan ediyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla da bir nota veriyorsunuz kınama. Çünkü diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için bu adama gönderiyorsunuz. Yapabileceğiniz bir bizim şey yok. Bizim personelimiz çünkü başka ülkelerde faaliyet gösterebiliyor. Aynen, çünkü sizin de orada personeliniz, yani yurt dışında görevleriniz var. Size misillemede bulunur. Yaptığınız karşılığında. Hocam teşekkür ederim. Yine güzel bir sohbet oldu ama istihbarat içeriklerimiz daha yoğun bir şekilde devam edecek. Çünkü biz sizinle konuşmayı seviyoruz. Benim için en keyif aldığım içeriklerin başında geliyor bu konsept. Sağ biliyorsunuz zaten. Ben de seninle sohbet etmeyi seviyorum. Teşekkür ederim hocam. Yeni konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Kalantarides meselesini kapatabiliriz hocam. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu kuyruk acısıyla herhalde Yunanistan'a gittiği için Türk düşmanlığı da zaten genlerinde var. Yani Abdullah Öcalan'ı Amerikalılar verdi, yanlış bir tabirdir. Vermek zorunda kaldı doğru bir tabirdir. Yunanistan'da gereğinden fazla bir Türk düşmanlığı üzerinden korunan bir siyaset var. Bugün de öyle. Cool olan, sakin duran taraf, yani bekleyen ve sonunda olaya müdahale eden taraf her zaman Türk tarafı.